Hoş geldiniz. Tarihe farklı bakış açısı getiren kişiler ve teorileri akademisyenler ve medya tarafından genellikle hoş görülmez. Bir aldatmaca planının parçası olarak sayılır. Özellikle arkeoloji alanında farklı fikirlere sahip olanların işi çok daha zordur. Akademisyenlerin böyle düşünmeye meyilli olmalarının iki nedeni vardır. Birincisi farkında olmadan en tepeden yönlendirilmeleri, diğeri ise haklı olarak düzenbazların son 100 yıl boyunca sahte eserlerle ara sıra ortaya çıkmalarıdır. Ancak üzücü olan, farkında olmadan geniş halk kitlesi ve aydın kesimde sıra dışı teorilere genellikle dudak büker. Başta heyecanla dinlese bile güdülü medya tarafından değersizleştirilen yazılar çıktığında negatif etkilenir ve aldatmayı yutmam düşüncesine kapılır. Bilinmez bir güç tarafından tepeden yönlendirilen bilim insanları ve medya aracılığıyla onların dikte ettirdiği geleneksel düşünme modeline karşı herhangi bir fikri gözden düşürmek için kullandığı taktikleri vardır ve bunlar hep aynıdır. O bilinmeyen güç insanları belli bir düşünce kalıbına sokmaya daha bizler küçük yaşlardayken okul sıralarında başlar. Yani telkinler daha ilkokulda başlar. Birisi adam akıllı düşünmeye başlayıp bize öğretilen hikaye yanlış olabilir dese ve bunu kanıtlamaya çalışsa hemen karşı çıkılır ve o kişi küçük düşürülür. Hele bu arkeoloji alanındaysa daha kuvvetlice susturulur ve cahillik yaftası vurulur. Çünkü arkeoloji daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Mesela bunu yapan hasbelkader bir akademisyense artık o kişi iflah olmaz, vay haline. Maalesef arkeoloji alanındaki her sıra dışı düşünceniz sizi komplocu damgası yemeye mahkum eder. Çok kaygan bir zemindir bu. Bununla birlikte bazen bol miktarda kanıt olur ve tüm bunlar halkın gözü önündedir ama inkar edilir. Neyse bu dediklerimi birazdan örneklerle gösterdiğimde daha rahat anlayacaksınız. Şimdi bu gücün bilinçli ya da bilinçsizce emrinde olan maşaların uyguladığı taktiklere baktığımızda onları rahatlıkla tespit edebiliriz. Bağlı olduğu kurum ve o kurumun en üst yönetimi ve hatta o kuruma emir verebilecek bir bağışta bulunan gizli elin püskürtme planı yani şablonu çok rahat görülebilir. Belki şema ya da şablon bizler için artık fark edilse de bunları yaptıranların esas motivasyonları yani asıl amaçları çok derin bir konudur ve bu sis perdesini aralamak inanın çok zordur. Bu sadece bir ülkede uygulansa çözüm daha basit olabilir. Ancak iş küresel çapta ve bu gizli el maşalarını inanın çok iyi beslediğinden büyük bir itaat söz konusudur. Hatta sorgusuz sualsiz halde emirler uygulanır. Bu adamlar bazı tespitlerini tam bir doktrin gibi uygulatırlar ve kariyer yapmak, statüsünü yükseltmek, ünlenmek ve maddi olanaklara sahip olmak isteyen akademisyenler için onların tespitleri kanun yerine geçmektedir. Tartışmaya açık değildir. Bizim konumuz tarih ve arkeoloji olduğu için diğer disiplinlerin detayına girmesek de bilin ki hayatın tüm alanlarında bu gizli elin yönlendirmesi vardır. Herkesin tamamen aynı bünyeye sahip olduğu gibi saçma bir bakış açısıyla daha 1920'lerde zamanın aktarları ve gerçek eczacıları susturuldu ve devasa ilaç endüstrisi kuruldu. Tabii tüm sektör aynı elin kontrolünde. Henüz elektriğin yeni icat edildiği yıllarda o heyecanla elektrikle çalışan otomobiller yapıldı ve üretildi ama hemen yasaklandı ve unutturuldu. Nihayet 100 yıl geçtikten sonra bugünlerde tekrar ortaya çıktı bu elektrikli otomobiller. 1930'lardan beri birçok buluş yapıldı ancak bazı çığır açan buluşlar hemen örtbas edildi. Tüm akademik kurumlar ve bilim adamları kontrollerinde olduğundan ve elbette medyada 100 yıldan fazladır onlara itaat ettiğinden ne isterlerse biz insanoğlunu ona inandırdılar. Ve sözde bilimsel argümanlarla bizleri ikna ettiler. Bazen komik düzeyde insanoğlunun sınırlarını zorlayarak onu en saçma şeylere inandırır hale getirirler. İnekler gaz çıkarınca dünya ve insanlık mahvolacak, küresel ısınma olacak derler ve buna yüzlerce bilim adamından destekleyici makaleler çıkartırlar. Şimdi bakın örneklerle inceleyelim isterseniz. Benim aşina olduğum ve tüm insanlar gibi siz takipçilerimin de sevdiği Mısır'dan, eski Mısır'dan örnek verelim. Şükürler olsun ki onlar her şeyi kontrol etmek isteseler de bazen açık veriyorlar. Mesela 1993 yılında Amerika'nın ünlü NBC kanalı bir program yayınladı. Programda meşhur Sphinx'in Mısır bilimcilerin ona verdiği yaşının en az 2 hatta 3 katından daha yaşlı olduğunu gösteren jeolojik kanıtlar sunuldu. Yani Sphinx günümüzden 14 bin yıl önce de vardı.
Bilimsel ölçümler bunu kanıtlıyor. Bu arada bilimsel kanıtların olması onların en sevmediği durumdur. Televizyon programı bir hayli ilgi çekti. Hemen tartışmalar başladı. İşte bu yüzden de adı ünlü su erozyonu tartışması davasına dönüştü. İşte videonun başından beri söylediğim hani o gizli elin yöntemlerini burada daha somut örneklerle göreceğiz. Gerçeğin peşine düşüp bu adamların kalelerini çevreleyen surlara yakınlaşırsanız elbette onlar da ellerinde savaş baltalarıyla sizlere saldırırlar. NBC kanalındaki programda teorileri ortaya atan kişi kendi kendini yetiştirmiş Mısır uzmanı John Anthony West'ti. Bu adamın akademik kariyeri olmadığından beyni yıkanmamış halde ve serbestçe fikrini söylemişti. Zaten programa davet edilen değerli jeolog Robert Schock, Sphinx'i bizzat yerinde dikkatlice inceledikten sonra West'in ilk vardığı sonuca katıldı ve bulgularının örtüştüğünü açıkladılar. Bize kendi kafalarında dizayn ettikleri Mısır'ın tarihlerinde büyük değişim olma riski doğunca Mısır'da alarma geçtiler ve olay yerinde yoğun bir soruşturma başlattılar. Gize anıtlarının yöneticisi Zahi Havas, iki araştırmacıya karşı kamuoyunda derhal eleştiri yağmuruna başladı. Hemen yanına sistemin bir diğer adamı, Yale Üniversitesi mezunu Mark Lehner'i aldı. Zahi Havas zaten sistemin başlı maşasıdır. Mısır'da tüm kararlar ondan geçmektedir. Zahi Havas, West ve Schock'u cahil ve gelişi güzel olarak nitelendirdi. Bu tüm meseleyi profesyonelden kişisele kaydıran tuhaf bir suçlamaydı. Tartışmayı kişiselleştirerek dikkati asıl meseleden uzaklaştırmak, argümanlarından emin olmayan politikacılar tarafından sıklıkla kullanılan etkili bir stratejidir. Dikkati başka yerlere çeker ve işin özünden uzaklaşılır. Gerçekler 20 bilimsel isim tarafından tartışıldı, kaos ortamı yaratıldı ve sonuç geçiştirildi. Havas ve Lehner varsayılan dokunulmaz statülerine ve otoritelerine güvendiler. Bir jeoloğun iddialarının bu davada daha fazla ağırlığı olacağı düşünülebilirdi ama geçiştirildi ve unutturuldu. Bu, büyük yalanın durumunu ve nesiller boyunca tanıtımını gündeme getirmekte. Büyük piramidin inşasıyla ilgili tartışmalar buna bir örnektir. Ancak emin olun, Mısır bilimcilerin samimi istekleri olsaydı kolayca çözülebilirdi. İnşaatın zamanın ilkel imkanlarıyla yapıldığına dair eski teorinin doğruluğu veya yanlışlığı, tarafsız mühendisler tarafından tasarlanmış ve organize edilmiş oldukça basit bir deneyle kanıtlanabilir. Peki neden yapılmadı? Çünkü gerçeklik ortaya çıkabilir, zira verdikleri tarihler yanlış. Teorilerinin yanlış olduğunu zaten biliyorlar. Bazıları 70 ton ağırlığında olan 2 milyon 300 bin ton taşın ilkel yöntemlerle yerinden oynatılıp kaldırılabileceğine yüksek nitelikli bir bilim adamı inanabilir mi? Pek olası görünmüyor ve yine de utanmadan herkesin önünde yalan söylüyorlar. Ders kitapları yazıyorlar ve herhangi bir alternatifi dışlayarak bu teoriyi finanse ediyorlar ve aynı zamanda onu temel bir teste tabi tutmayı reddediyorlar. Bildikleri ve başarılı oldukları tek şey belaltı tekniklerle alternatif teorileri son hız çökertmek. İşin özeti, son 150 yıldır bilinen belli başlı Batı üniversitelerinde köşeleri tutmuş 50-60 kadar adam bir hikaye tutturmuş gidiyor. Babadan oğula geçer gibi bir çete kurulmuş. Hiyeroglifleri okuyup Mısır'ın yakın tarihini papağan gibi bize tekrarlıyorlar. Gize'de var olan 3 büyük piramit ve Sphinx hakkında tek bir yazıt bulunamadı. Ne tarihleri ne yapılışları hakkında tek bir bilgi yok. Evet, tek bir hiyeroglif yok. Bundan bahsedilmiyor. Büyük piramidi inşa edenlerin Mısırlılar olmadığını ya da Sphinx'in yapım tarihinin 14 bin yıl önce olduğunu kanıtlayabilirsek o zaman her şey bir kağıt ev gibi çöker. İşte bunu istemiyorlar. İnsanı bir evrimsel çizelgeye kilitledikleri gibi kültürel evrimi de işte en erken olarak günümüzden 5-6 bin yıl önceye, yani Sümerlere dayandırmaktalar. Teori, ileri bir medeniyetin bu zamandan önce var olduğunu düşünmeye izin vermiyor. Düşünürsen sorun yok, hayalperestsin ama bir arkeolog düşünürse işini kaybeder. Zaten komplocu yaftası atmaya bayılıyorlar. Kültürel evrimin Darwin'in genel evrim teorisine bağlı olması meseleyi daha da karmaşık hale getiriyor. Bir başka videoda o konuya da değineceğiz. Baskı taktikleri. 1966'da Peru'nun Ica şehrinden fakir bir çiftçi Dr. Javier Cabrera'ya bir taş sunar. Taşın üzerinde balığı temsil eden bir oyma vardır.
Muhtemelen fakir bir köylü için pek bir şey ifade etmez, ancak oldukça kültürlü ve bilge doktor Cabrera'nın gözünden bu oymanın değeri kaçmaz. İlk araştırmasında taştaki oymada tasvir edilen bu balığın uzun zaman önce soyu tükenmiş bir balık türüne ait olduğunu öğrenince taşın önemi büyür. Çiftçiye bunları nereden aldığını sorunca büyük bir selden sonra onları nehrin kenarında bulduğunu öğrenir. Bunun üzerine Doktor Cabrera bu oyulmuş taşları yerinde görmeye gider ve onları bir depoda biriktirir. Öyle birkaç taştan bahsetmiyoruz. Yaklaşık 11 bin taş vardır depoda. Taşlar insanlık tarihi için inanılmaz değerlidir. Üzerlerinde incelikli gravürler vardır. Bu taşlarda savaşan adamları, dinozorları, elinde teleskop olan insanları, cerrahi aletlerle ameliyat yapan zamanın hekimlerini görmekteyiz. Hatta kayıp bir kıtanın çizimi bile var. Taşlar Almanya'ya gönderilir. Testler yapılınca gravürlerin tarihin bildiğimiz tarihlerden çok ötesinde olduğu ortaya çıkar. 65 milyon yıl önce yeryüzünden silinmiş dinozorları gravürlere çizen bu insanlar kimlerdir? Bu taşlar ne zaman yapılmıştır? Burada paleolitik dönemlere, yani milyon yıllara gidiyoruz. Dinozorlar varken Homo sapiens yoktu. Yani bize öyle anlatılıyor. Doktor Cabrera maalesef bunları bilim ve arkeoloji camiasına duyurur. Zaten her şey böyle başlar. BBC keşiften haberdar edilir ve İka taşları hakkında bir belgesel çekme kararı alınır. Belgesel nedeniyle ortalık karışır. Tam bir tartışma başlar. Arkeologlar Peru hükümetini antik eserleri korumadaki gevşekliği nedeniyle eleştirirler. Ancak tahmin ettiğiniz gibi asıl mesele bu değildir. Hükümetteki üst düzey insanlar baskı altına sokulur. Bu baskıyı yapan, tahmin ettiğiniz gibi, o küresel eldir. Taşları Cabrera'ya gösteren çiftçi tutuklanır. Onları bir mağarada bulduğunu iddia eder. Ancak yerel makamlara tam yerlerini açıklamayı reddeder. En yozlaşmış politikacıları kıskandıracak bir ustalıkla mesele halledilir. Peru hükümeti çiftçiyi sahtekarlıkla ve yetkilileri kandırmakla suçlayıp hapse atmakla tehdit eder. Baskılar sonucu gariban çiftçi hapis cezasından korkar ve taşları kendisinin oyduğunu zorla kabul eder. Akıl alacak gibi değil. Taşın bir tanesini bile oyup bu çizimleri yapamayacak köylü 11 bin taşı oyduğunu kabul eder. En yetenekli usta bile bu kadar taşı oymak için yıllarca çalışsa bu süre yetmez. İşin daha acı tarafı, buna kimse itiraz etmez. Doktor da susturulur. Almanya'dan gelen test sonuçlarından hiç söz edilmez. Her şey unutturulur. Bırakın Peru'yu, dünya medyasında bile tek bir gazeteci çıkıp ya bu cahil çiftçi uzman bir paleontoloğun bile zor bilebileceği nesli tükenmiş hayvanları ve sahneleri nasıl çizebilir diye sormaz. Olay yıllar içinde unutturulur. Bahsedenlere de cahil misin, sahtekarlığa mı inanıyorsun denir. Günümüzde her farklı fikri savunana komplocu denmesi gibi. Görüyor musunuz, gizli küresel el nasıl çalışıyor? Bu taşlar kabul edilse insanlık tarihi baştan yazılacak ve onların bizi kitledikleri zaman aralığı ve teorileri çökecek. Bunu asla kabul etmezler, edemezler. Hadi bir başka olaya geçelim. Veri reddi. 1970'lerde Meksika'daki bir arkeoloji sahasına bir dizi eseri tarihlendirmek için gönderilen tanınmış bir jeolog olan Dr. Virginia Steen McIntyre'ın durumu vardır. Son teknoloji ekipmanları kullanan McIntyre bu ölçümleri 4 farklı yöntemle doğrular. Ancak bu sonuçlar tamamen normal sınırların dışındadır. Hem de çok ama çok dışındadır. Baş arkeolog en fazla 25 bin yıl öncesine dayanan bir tarih bekliyordu. Ama jeolog 250 bin veya daha fazlasını bulmuştu. Bu asla kabul edilemezdi. 25 bin yıl tarihi onların bize dikte ettirdiği Bering Boğazı geçiş teorisinin önemli bir parçası olurdu ve bu nedenle baş arkeolog McIntyre'ın sonuçlarını kabul etmedi. Başka bir ölçüm turu yapmasını emretti. Zaten ölçümler onların fikirlerini doğrulayan kronolojik modellere karşılık gelirse böyle bir tepki oluşmaz, her şey yolundadır. Neyse, kadın yine aynı sonuçları buldu. McIntyre'a geri çekilme fırsatı sundular. O günden itibaren araştırmasının yayınlanmasının yollarını aradı durdu. Önce bu inadı yüzünden Amerikan Üniversitesi'ndeki kürsüsünü kaybetti. Başka bir yerde iş bulmasını engellediler. Kadın bunadı dediler. Tabii ki olay da unutturuldu. Geçmişimizi çok irdelememiz istenmiyor. Mesela Yeni Zelandalı arkeolog ve araştırmacı yazar Martin Dutre'nin harika bir kitabı var.
Adı Eski Keltlerin Yeni Zelanda'sı. Bundan 24 yıl önce yayınlanmış bir kitap. Yeni Zelanda'daki Waiupua ormanı tartışmalı bir yer haline gelir. Çünkü bir arkeolojik kazı Polinezyalı olmayan bir kültürün varlığını ortaya çıkarır. Bu buluntu yörenin yerleri, Maorileri başta olmak üzere tüm halkı rahatsız eder. Bu olay Yeni Zelanda hükümetinin tartışmalı bir arkeolojik alana halkın erişimini yasaklayan bir yasanın çıkarmasına yol açar. Martin Dutre'nin kitabına göre buluntular müzede hiçbir zaman sergilenmemiştir. Hakkında çok soruşturma açmış ama sonuç alamamıştır. Peki tam olarak ne çıkmıştı? Bir iskelet, hem de iyi korunmuş halde. Alınan saç örneklerinde yerel halkla hiç alakası olmayan Hint-Avrupa kökenli bir ırka ait kızıl sarı saçlar. Vücut yapısı da tamamen Kelt kültürüne ait. Olay örtbas edilir. Bu fenomenin bir başka örneği de 70'li ve 80'li yıllarda Çin'deki Taklamakan Çölü'nün mumyalarında görülür. Çin'de birdenbire bir Kafkas kültürünün izleri keşfedilir. Bunlar büyük ihtimalle Proto-Türklere aittir. Kurak ortam, hanedanlık öncesi Çin'de yaşayan sarı saçlı mavi gözlü insanların kalıntılarını korumuştur. Bulunan iskeletler o kadar iyi korunmuş haldedir ki bırakın insanların yüzünü, elbiseleri, botları bile beraberindedir. Uzun boylu, renkli gözlü, beyaz tenli insanlar. Yıllardır kökenleriyle övünen Çinliler çok rahatsız olurlar ve olayı örtbas için ellerinden geleni yaparlar. Hadi biraz da bize bakalım. 1973 yılında Van'da Urartulardan kalma olduğu düşünülen bir heykel ele geçirilir ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilir. Fakat her nedense eser sergileneceğine tam tersi kadife bezlerle sarılıp sarmalanıp kaldırılır. O zamanlar Türkiye'de yayınlanmış olan Bilinmeyen dergisi bu durumu konu eder. Çünkü bir roket içindeki başsız astronot heykelidir söz konusu olan. Olay Alman dergilerine de yansıyınca dünyanın en tanınmış Sümerologlarından Zekeriya Zitzi'nin ilgisini çeker. O sıralarda ünlü Alman dergisi Magazin 2000, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne bu eserin neden sergilenmediğini sorar. Gelen yanıt şöyledir. Heykel ait olduğu dönemin tarzını yansıtmıyor. Bir uzay kapsülünü andırıyor olsa da elbette o zaman böyle şeyler yoktu. Dolayısıyla heykelin sahte olduğunu düşünüyoruz. Dergiye verilen bu yanıtta daha da meraklanan Zekeriya Zitzin sırf bu heykeli görmek için İstanbul'a gelir. O zamanın Arkeoloji Müzesi Müdürü Doktor Alpay Pasini ile görüşür. Müdür heykelin sahte olduğunda ısrar eder. Hatta alçı kalıba dökülmüş olabileceğinden bahseder. Bilim adamının ısrarıyla heykel getirtilir. Zitzin evirir çevirir ve sorar. Alçı kalıba dökülmüş sahte diyorsunuz da alçı kalıpların birleşim yeri çizgisi olur. Hani nerede? Müdür malzemenin hafif olmasını örnek göstererek bu başsız astronot heykelinin alçı ile mermer tozu karışımından yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu ve muhtemelen bir şakacının işi olduğunu söyler. Zitzin, küçük heykelciklerin yumuşak kayalardan yapılmasının normal olduğunu, sert taştan küçük heykel yapılmasının mümkün olamayacağını iddia ederek karşı çıkar. Zekeriya Zitzin ziyaretinin ardından müzeye toparladığı dokümanları gönderir. Meksika'daki bir heykelle olan benzerlikleri gösteren belgeleri de ekler. Arkeoloji Müzesi'nin müdürü Doktor Pasinler ikna olur ve inisiyatifini kullanarak Ekim 1977 tarihinden itibaren heykeli müzede sergilemeye başlar. Fakat bu durum uzun sürmez. Doktor Pasinler'den sonra gelen müdür heykeli sergiden kaldırır ve kadife kutularının içindeki karanlık yuvasına geri yollar. Çünkü Urartular zamanında astronot olamayacağına göre heykel kesinlikle sahtedir. Neden konuya açıklık getirecek testler yapılmaz ya da özellikle mi yaptırılmaz bilemeyiz. Bu gerçeğe vurgu yapan Zekeriya Zitzin hayretler içindedir ve tanık olduğu bu garip olayı Dünya Tarihçesi ve Keşif Sırları adlı kitabında anlatır. Bildiğiniz gibi aynı zamanda turizmciyim. Turlar düzenliyorum. Son yıllarda bolca Güneydoğu'ya gittim. Karış karış geziyorum. Mardin'den çıkın ve Diyarbakır'a doğru yola koyulun. 45 dakika sonra muhteşem tepelerle çevrili bir yere ulaşıyorsunuz. Tepelerin en yükseğinden uçsuz bucaksız bir manzaraya bakmak ve güvenlik açısından böyle bir mevkiye kale yapmak gayet mantıklı olduğundan Roma İmparatorluğu zamanında uç sınır bölge garnizonu olarak seçilmiş ve kale yapılmış. Bugün bu kaleye Zerzavan Kalesi diyoruz. Yakın zaman önce kalede önemli bir keşif yapıldı. Bir tapınak.
Hazreti İsa'nın yaşadığı o dönemde, yani tam 2000 yıl önce Roma lejyonlarında subaylar Pers mitolojisi ve dininin izlerini taşıyan bir tür inanca sahipti. O inanca ya da külte Mitras diyoruz. Mitras kültü tam yaygınlaşmaya başlamıştı ki Aziz Pol denen kişi ortaya çıktı ve günümüzün Hristiyanlığının temellerini attı. Lütfen dikkat edin, Hristiyanlığı icat eden kişi Aziz Pol'dür. Peygamberi Hazreti İsa'dır. Ama o yeni bir din getirmemiştir. Net bir şekilde ben Hazreti Musa şeriatını hatırlatmaya geldim demiştir. Neyse, konumuzun dışına çıkmadan Zerzavan Kalesi'ndeki Mitras Tapınağı'na geri dönelim. Tapınak tepenin en ucunda ve diğer Mitras tapınakları gibi yerin altına yapılmış. Yani bir Yunan tapınağı ya da Hristiyan kilisesi gibi yerin üstünde değil, yerin altına yapılmış durumda. Bu arada Zerzavan Kalesi'ne öyle bir ziyaretçiler geliyor ki şaşar kalırsınız. Hani 30 yıldır herkesin diline pelesenk olmuş o dünyanın elit aileleri var ya, hep tekrarlanan. Dünyayı bu aileler yönetiyor dedikleri. İşte onlar özel uçaklarıyla geliyor. Oradan helikopterlerle alana geçiyorlar. Neden? Birincisi, bu adamlar gizli bilgilerin ve buluntuların peşindeler. İnsanoğlunun gerçek geçmişiyle ilgili her parçayı yeryüzünde tarıyorlar. Bulunan şeylerle kendi bilgilerini arttırıyorlar. Parça çok değerli ve çığır açıcıysa onu insanlıktan ustaca gizliyorlar. Mitras kültü onlar için değerli. Biraz önce de ne dedim? Roma İmparatorluğu'nun önemli subayları bu inanca sahip olmuşlardı ama Hristiyanlık baskın geldi ve o inanç tarihin sayfalarında kayboldu demiştim. Ya da biz öyle sanıyoruz. Belki bu küresel gizli elin kendilerine has bir Roma kulüpleri hep var oldu. Bu bilgiler ışığında ve kendi kurallarıyla dünyayı yönetmeye devam ediyorlar. Bakın bunu nasıl açıklıyorum. Zerzavan Kalesi'ndeki Mitras Tapınağı'nda bir para bulundu. Onların hiç ama hiç istemeyecekleri şekilde bu medyaya sızdı. Para inanılmaz değerli. 2000 yıllık para bugünkü Amerikan dolarının üzerindeki sembollerle birebir aynı. Bu nasıl olur? Amerika'nın kurucu babaları demek ki bu Roma kulübü diye adlandırdığım kardeşliğin temsilcileriydi ve Amerika'nın parasının üzerine Mısır piramitlerinin haricinde bu sembolü de koydular. Bilgiler hiç kaybolmuyor ama elden ele istenilen kişilere geçiyor. Şimdi bu para göya Diyarbakır Müzesi'nde. Görmeye gittim. Envanterdeymiş, yani sergilenmiyor. Nedenini sormayın. Umarım hala bizdedir. Yani tam bir fesatlık yapacağım şimdi. Bizde belki bir para var ama gerçeğinin kopyası bile olabilir. Yani o küresel gücün abileri gerçeğini çoktan alıp gitmiş olabilirler. Başta demiştim. Arkeoloji çok kaypak bir zemindir. Hayatınızı adarsınız. Seçkin bir arkeolog olursunuz. Göbekli Tepe gibi bir yeri keşfederek isminizi dünya tarihine altın harflerle yazdırırsınız. Klaus Schmidt gibi. Ve kazı alanında bir gün bir kafa heykeli bulursunuz. O küresel el 24 saat geçmeden elinizden o kafayı alır. Suçlu olan da siz olursunuz. Hırsız damgası yersiniz. Bu büyük kariyer yerlerde sürünür. Çok geçmeden kahrınızdan ölürsünüz. Evet değerli takipçilerim, bugünlük sadece bu kadarını anlatalım istedik. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur.